Programında bu hafta genç, yaratıcı, çalışkan, çok farklı yemek tarifleri olan diyetisyen sevgili Emine ile birlikteyiz. Bence ben bu iş için doğmuşum. Çok uzun süredir yapmak istediğim bir şeydi. Ama ben zorlanmadım. Zorlanıyor musun peki? Hani dışarıda daha fazla etli menüler var falan. Hani eve gidip o pastadan yemek için daha hızlı gittiğimi ya da işten daha erken çıktığımı falan biliyorum yani. Hani fazla her şeyi. Gelirken onlar sana çikolata getirdi mi? Balık getirdiler. Neydi balık? Açıkçası hatırlamam. Sevgili Emine, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Senden çok güzel tiyolar, bilgiler alacağız bugün. Tabii. Heyecanlıyım. Bir sürü not defterim var arkada. Notlarımı tutacağım. Tamam. Çünkü bugünkü konumuz beslenme, sağlık, kilo verme, diyet, sağlıklı yemek tarifleri. Çok değişik malzemelerle tariflerim var. Onlardan bahsetmek isterim. Tam da şimdi böyle kış, yılbaşı falan hani kilo alırız, veririz. Aynen. Spordan bahsedeceğiz. Yani araştırdığımız, gördüğümüz kadarıyla yapmadığınız spor yok dersem doğru olur yani. Hani kaymışsın, dalmışsın, koşmuşsun falan. Spordan da bahsedeceğiz. Birazcık da şey, farklı kahve yapımlarından, tuzlu, biberli kahveler niçin yapılır? Kime yapmışsın, ne kadarını içmiş? Tamam. Tamam. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Çok güzel fotoğraflarını bulduk sosyal medyada. Onlarla başlamak isterim. Bir onların üzerinden geçelim. Sanki profesyonel çekim gibi. Gerçekten öyle mi yoksa? Aslında sayılır. Eşim bu işlerle uğraşıyor. O yüzden hani çok profesyonel ekipmanımız var. Dışarı çıktığımızda da mutlaka birkaç kamera alırız yanımıza. Çok güzel. Bu renk de sana yakışmış. Çok teşekkür ederim. Hardal sarısı. İngiltere'de okudun değil mi? Londra'da. Aynen. Neydi? Beslenme ve diyetetik okudum 6 yıl boyunca. 2 yıl beslenme okudum. Ondan sonra yatay geçiş yaptım. 4 yılda beslenme ve diyetetik okudum. Yani artık böyle ciddi bir mevzu oldu değil mi beslenme konusu? Hani bundan 5 yıl öncesine baktığımızda yani işte ye, yani acıktın ye falan. Şimdi halbuki bakıyorum ki herkes her şeyin kalorisini, içinde ne kadar yağ var, ne kadar protein var. Bu sakinleştirir, bu uyutur, bu enerji verir falan, böyle bir beslenme üzerine bir çılgınlık var dersem. Doğru olur. Aynen. Bence bu da birazcık bir trend oldu. Tabii ki hani insanlar birazcık daha sağlıklı beslenmeye, sağlıklı olmaya, daha meyilli olmaya başladı. Ama bir de trenddir. Hani işte yıllar önce işte bu fast foodlar çıktığında onlar trenddi. Şimdi birazcık işte bu superfood diye adlandırılan, ne bileyim işte chia tohumları, goji belliler, onlar birazcık daha trend oldu. Zaten öyle bir maalesef diyeceğim sürekli bir zayıf, çok zayıf olma isteğimiz var. Ya. Birazcık da onlardan dolayı muhtemelen tetiklenen bir piyasa oldu diyelim artık. Elma için ne düşünürsün? Elma en sevdiğim meyve. Günde bir tane yemezsem rahat etmem. Aynen, çok severim. Gözlere iyi mi gelir? Burada bir mesaj var mı yoksa? Yok, tamamen orada öyle. Yani fotoğraf çektik. Aynen, fotoğraf için. Ooo, çiçek lahanası. Evet. Çok severim. Çiçek lahanası bence çok farklı tariflerde kullanılabilir. Tabii gaz problemleri olanlar çok tercih etmemeli ama yani her sebze gibi onun da birçok faydası var tabii. Şimdi şeyi de hep böyle programlarda görüyorum. İşte yaprağını da işte ya da kabuğunu da hani hiçbir şeyde böyle atmadan her şeyle beraber pişir falan derler. Lahananın da yapraklarının ve gövdesinden daha faydalı olduğunu falan okumaya başladık. Bir de şey akımı var artık dünyada, hani ne kadar az atık ve artık bırakabilirsek arkamızda diye, muhtemelen birazcık da onunla alakalı. Onunla alakalı. Aynen. Değişik bir arkadaşım var. Evet. Eşim balık tutar. O yüzden hani o da yıllar önce... O tuttu önce, bu balığı değil mi? O tuttu. Aynen. O tuttu. 4-5 yıl önce tuttuğu bir balıktı o. Evet, ve sen balıkla sohbet ettin bayağı.
gibi orada öyle bir imaj yaratmışız. ve şey de var, atölyelerim var yemek yapımıyla ilgili. Bu geçmiş ilanlarından biri ama atölyenden bahsetmek isterim. Herkes katılabilir mi? Nerede yapıyorsun? Ortamı en yakın arkadaşım ile bizim aslında bir blog sayfamız var Disibriya diye. Evet. Bütün bu workshoplar, atölyeler de onlar kapsamında gerçekleştiriliyor. Şu an birazcık ara verdik çünkü bir kafe açıyoruz aslında surlar içinde. Çok güzel. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Workshoplarımızı, atölyelerimizi oraya taşıyacağız. Herkese açık tabii. Tabii belirli bir ücreti var bunların. Bu böyle yani saatleri de mi açık? Biz 3 kişi işte geldik. Şimdi biz işte bunu öğrenmek istiyoruz. Yani aslında şu an biraz daha kapalı şey olarak işte şu gün şu saatte şunları yapıyoruz. Gelmek isteyenler. Evet, siz belirliyorsunuz. Şeklinde. Aynen. Tabii ileride talep olursa evet. Belli olmaz. Nedir mesela ilk öğreteceğiniz şeyler? Genelde her zaman merak daha çok sağlıklı, tadı tatlı olan şeyler olduğu için. Birazcık daha onlara yöneldik evet. İlk başta. Ama şekersiz tatlılar gibi. Aynen. Yani beyaz şeker kullanmadan tatlıyı evet. Nasıl alır? Rafine şeker. Evet. Bunlar senin paylaştığın ve hı-hı. Tahminimce yaptığın yemeklerden. Hani sağlık için iyidir hı-hı. Falan. Burada bir böyle çok çeşitlilik görüyorum. Bundan yana mısın? Yani bir tabakta her renkten... Yani gönül olsun. İster her öğün öyle olsun. Evet. Ama maalesef hani... Instagram tabii ki ben hep söylüyorum yani gerçek bir dünya değil ve orada aslında bu özel hazırlanmış bir tabaktır. Hani bunu yemek yedim evet sonrasında ama önce fotoğraflık yani fotoğraf çekilsin diye hazırladığım bir tabaktır. Hmm. Her zaman bu kadar renkli olamayabiliyor ama evet tabağımız ne kadar renkliyse o kadar besin içeriği yüksek olur. Burada muz, nar ve yulaf mı? Aynen bu yulaf içinde de muz var. Büyük ihtimal badem sütüyle falan pişirmişimdir ondan. Bu tatlı mı? Bunun tadı tatlı aynı. İçerisinde muz var çünkü muz eziyorum, olgun muz. Muz ne kadar olgunsa tadı da o kadar. Yani yılbaşı olur. Akşamı da masamıza koyabileceğimiz bir şey gibi mi? Daha fazla kahvaltılık aslında kahvaltılık. Bu. Kahvaltılık. Aynen. Kahvaltılık. Burada gene yulaflı, sütlü, elmalı. Aynen, elmalı. Ben şeyi çok severim hani işte tiramisu gibi yulaf tarifi. İşte bu da elmalı kek gibi yulaf tarifiydi. Nedir mesela bunun kısaca tarifi? Bunun 3 yemek kaşığı yulaf, yarım bardak süt, yarım muz. Ezilmiş veya işte bir elma rendelenmiş birazcık tarçın bunu pişiriyoruz. Fırında pişiriyorum. Direkt şeyde ocakta. Evet. Aynen ocakta sonrasında zaten o şekilde yiyebilirsiniz. Yani 3 yarım ceviz falan o şekilde. Tamam çok pratik güzel. Aslında. Evet onu yapabilirim. Aynen. Bu yani çikolatalı kek. Bu 3 malzemeli fudge diye adlandırdığım bir tarifti. Bu tarif zaten Instagram'da inanılmaz şey gördü. Çok kişi bunu saveledi yapmak için. Çok kişi de yapıp fotoğrafını gönderdi. Hurma, kakao ve cevizden yapılan bir şey şu an oranlarını hatırlamıyorum. Bayağı oldu ama inanılmaz bir tadı vardı gerçekten. Yazda yapmıştım bunu. Dondurucudan yiyince bir de çok güzeldi gerçekten. Oo tamam. Bunu o zaman koyun siz o atölye çalışmasına. Evet, gelelim öğrenelim lazım. Bunu. Mutlaka. Bu zebze çorbası. Bu aslında makarnaydı. Fazla soslu oldu o saat. Ben hani işte son 5-6 aydır vejeteryan beslenirim. O yüzden orada işte bir hellimli makarna tarifi vermek istedim. Nasıl gidiyor vejeteryan olmak? Benim için harika. Zaten bence ben bu iş için doğmuşum. Çok uzun süredir yapmak istediğim bir şeydi. Ama ben zorlanmadım. Zorlanıyor musun peki? Hani dışarıda daha fazla etli menüler var falan. Yani artık... Ya da kebap kültürümüz var. Yılbaşında hindi yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Galiba yemek de istemiyorum zaten. Evet, bir şeyin bir alternatifi var. Evet. Artık Kıbrıs'ta da her yerde var. Zor değildir diyorsun. Zor değil. Burada gene sizin çalışma ortağınla beraber görüyorum. Evet, burası aslında bir arkadaşımızın bir projesinin reklam kampanyası kapsamında yaptığımız bir çekimdi. Evet, görmüştüm onları. Aynen. Orada da bu hangisiydi? Bir şey tarifi yapıyoruz ama hatırlayamadım ne olduğunu. Birkaç tane çektik çünkü. Beraber çalışıyorsunuz. Birlikte çalışıyoruz aynen. Aranız nasıl? Dedikodu yapalım. Çok iyi mi? Yani senin daha iyi fikirlerin yok mu bazen ondan? Bence şöyle, onun fikirleri daha iyi. Ben aranızı bozamayacağım hay Allah. Ben gerçeğe dönüştürmekte daha hızlıyım. He. Yani öyle birbirimizi aslında çok güzel bir şekilde tamamlıyoruz. İyi bir ekibiz yani aynen, diyorsun. Kesinlikle. Birbirlerimizin eksik yönlerini aynen. Tamamlıyoruz. O ne okudu? Aynı şekilde beslenme ve diyetetik o da Ankara'da okudu. O da Ankara'da. Fark var mı yani Türkiye ile Avrupa arasında diyet okumanın? Birazcık var. Hani ben buradaki sistemi biraz kendi kendime öğrenmem gerektiği. Çünkü orada değişimler falan yok İngiltere'de. Her şey kalori bazlı falan. Burada hep değişim üzerine gidiyor. Değişim üzerine derken? Yani işte bir dilim ekmek, 3 kaşık şeye eşit. Pilava falan eş gibi. Eş değerleri yani. Bunu aynen. Yersen bu... Aynen aynen. Evet. Yani İngiltere'de bunlar öğretilmiyor, kullanmıyorlar. Evet. Dili farklı biraz. Yani formatı farklı gibi evet. Anlıyorum. Aynen. Bir de tabii yemek kültürü çok farklı.
değil mi? Yemek kültürümüz çok farklı. Aynen. O yüzden evet. Bayağı bir araştırma yapmam gerekti kendimce geldiğimde. Evet, ilk burada ne severiz falan. Aynen. Böğürtlenli. Evet. Bu da sanırım bu da yazdan kalma bir tarif herhalde. Evet. Şeftali falan var çünkü. Aa, bu çok cazip görünüyor. Evet, yine çok ilgi çeken tariflerden biriydi. Bu çok tatlı, güzel böyle tatlı krizinde tam beni doyuracak bir şeymiş gibi. Bu kayısı toplarıydı. Gün kurusu kayısı. Üzerinde de bitter çikolata eritmiştim. Bitter çikolata gerçekten faydalı mı? Hani bugün tüketin bütün falan. Sabah bunu araştırdım. Size çok güzel bir cevap verebilirim. Aslında bitter çikolatanın faydalı olmasının sebebi içinde flavonoid dediğimiz antioksidan içeren maddedir. Ancak biliyorsunuz hani bitter çikolata da olsa kalorisi yüksek bir gıdadır. Evet. O yüzden hani porsiyonu abartmamakta fayda var. Bir de hani seçerken minimum %65 kakao içeren bir çikolata seçersek harika olur. Mesela insanlar bana gelip der ki ben bu hafta her gün çikolata yedim ama bitter diye. Onun için yiyebilirim. Ama öyle değil. Hep böyle sanki kalorisiz veya çok sağlıklı onun için sınırsızca yiyebiliriz gibi düşünülür ama öyle de değil. Yani sen bize şu anda diyorsun ki sağlıklı bile olsa ne yersen ye. Aynen. O miktarına dikkat et. Kesinlikle. Her evet. Şey porsiyon kontrolünde bitiyor. Kaç kilosun? Yani ben çok sık tartılmıyorum ama 50-52 arası oynuyorum genellikle. Değişiyor yani. Kilo vermen hiç gerekmiyor. Alman gerekiyor mu? Yok. Yok, tam fit güzelsin. Yani bence herkesin kendi vücuduna has bir kilosu var. Zaten. Evet. Aynen. Ha, o vardır yani. Mesela var. O kilodan aşağıya düşmek aynen. Zordur ya da çıkmak da o kadar aynen, rahat öyle. Değildir falan. Vücudun sabitlediği bir kilo var ama bu eğer ideal kilomuz değilse mesela benim gibi ben her zaman biraz üstündeyim. O biraz da 1-2 kilo değil ne yazık ki. 5-6'dan daha fazla her zaman biraz daha üstündeyim. Artık vücut da buna alıştı. Bununla şimdi ilgili ne önerirsin? Yani o kırmayı nasıl yapmak gerekir? Şimdi şöyle genellikle hani kilo oturmuşsa birazcık daha uzun süre alabilir. Ama mesela işte bazı kişiler son 6 ay içinde aldım dediklerinde onunla o kilolar genellikle birazcık daha hızlı gider. Gider tabii ki eğer ki kilonuzun üzerindeyseniz. Ama yavaş yavaş gider ama yavaş gittiği için de daha kalıcı olur. O yüzden hani yavaş gitmesi kimsenin gözünü korkutmaması lazım. Daha aslında. İyidir. Demotive de etmemesi gerekir. Bir de en önemli sorunlardan birisi kilo verdik bir motivasyondur. Hani bir şeye hazırlanırız. Bir elbise giyeceğiz, bir davete gideceğiz. İşte yazdır, denize gideceğiz falan filan. Düğün vardır. Vardır da vardır evet, yani. Aynen. Bir motivasyon, bir hedef vardır. Verdik de çünkü ona odaklandık. Sonra çevremde de çok gördüğüm bir sorundur bu. Belli bir müddet sonra o kilolar geri alınır. Çünkü kafa yapımızı değiştirmeyik. Sadece yediklerimizi değiştirmeye çalışırız. Ve alışkanlıkları da değiştirmeyiz aslında. Sadece hani kendimizi kısarız çok fazla. Çok fazla kıstığımızda sonrasında patlar. Ve daha fazla yeriz aslında. Mesela gene en sık gördüğümüz şeylerden biri. Pazartesi diyete gireceğim dendiğinde o cumartesi pazar normalde yediğinden belki de 3 katı yer kişi. Evet. Yani o kendisini kısıtlama psikolojisi zaten çok negatif etkiler, tam tersi etkiler insanları. O yüzden bence belki odak noktasının belirli bir elbise, tabii ki herkesin motivasyonu farklıdır. Belirli bir elbiseye girmek de olabilir ama eğer merkeze sağlıklı olmayı ve sağlıklı bir bedenle kavuşmayı içselleştirirsek o zaman zaten hani daha kolay olur her şey. Hedef sağlıklı olmak. Aynen. Ana hedefimin olması lazım. Tı 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 yakaladık diyemeyiz çünkü sen paylaştın. Burada yiyorsun. Aynen. Risotto'ydu sanırım evet, bu. Evet risotto. Sağlıklı bir Türkiye'de İstanbul'da yeni açılan evet. Bir yerden. Aynen şimdi şöyle bir olay var biraz önce vejetaryenlikten bahsettiğiniz. Evet. Çoğu yerde vejetaryen olan arkadaşlar da bilecekler. Dışarıda yiyebileceğiniz iki şey vardır aslında. Makarna. Ya makarna 3 diyelim o zaman. Peynirli salata, makarna, pizza. Ve işte risotto tarzı şeyler. O yüzden ben gerçekten son işte 4-5 aydı dışarıda herhalde hiç yemediğim kadar pizza yerim. ama tabii ki bu benim seçimim. Evet. Çünkü hani işte et yiyeceğim, pizza yiyeyim modunda olduğum için. Ama bence dediğim gibi her şey denge. Sevdiğimiz şeyleri biraz daha belki az sevdiklerimizle dengeleyerek. Evet, denge çok önemli. İstediğimiz kiloda da olabiliriz. Sevgili Emine biraz önce de birçok fotoğrafını gördük ama en içten güldüğün fotoğraf bu. Dondurma benim en sevdiğim tatlı. Ha. Mutlu ettiği seni belli. Evet, yaz kış gerçekten hani hiç şey yapmadan yiyebileceğim hatta akşam da yedim bir top. Afiyet olsun. Çok severek tüketiyorum. Ama dondurmanın da kalorisi fazladır değil mi?
Aslında şöyle, dondurmadan dondurmaya değişir. Mesela bu aldığımız marketlerdeki dondurmaların bazısının içinde işte çikolata parçaları var, karamel soslar var falan. Onlar zaten komple çok. Şeker olduğu için çok yükseltir. Ama mesela ne bileyim gidip bir yerden bir top dondurma alırsınız. İşte kakaolu, çileklidir, vanilyalıdır. Evet. Fena değil. En azından kalsiyumu var. Evet. Tamam oldu. Yani her şeyi böyle birazcık içinde de ne var, ne kadar var. Miktar ve esas ana hedefimiz sağlıklı olmak olacak. Sevgili Emine, bizim programın bir de araştırma köşesi var. Hı-hı. Gelen konuğumuzun ilgi duyduğu alanlarda veya mesleğiyle ilgili konularda benzer konuları seçip biz de bazı araştırmalar yapıyoruz. Harika. Bu haftada farklı yemeklere baktık, sorduk, soruşturduk. Bakalım neler öğrendik. Sevgili Emine, baktık ki Japonya'da çok ilginç bir yemek var. Sen de bir yorum katmak istersen bu yemeklere kat lütfen. Dev ton balığı gözü. Ve o kadar popüler ki süpermarketlerde bile rahatlıkla bulunabiliyor. Bunu pilavın içerisine, yani pirincin içerisine katıyorlar. Çorbası çok beğeniliyormuş. Böyle yani markette. Japonların ilginç yeme alışkanlıkları var. Yorumumuz bu oldu. Okey, benim de bu oldu. Daha ilginç geliyor. Hatta ben bu fotoğrafı tutarken biraz böyle tutayım. Hong Kong'da kurutulmuş kertenkele. Bunu da istersen böyle çerez gibi kıtır kıtır yiyebiliyorsun. İstersen de çorbasını yapabilirsin. Soğuk algınlığına çok iyi geliyormuş. Özellikle kışın çok tüketilen bir besin. Hiç okulda öğretmediler bize bu tür şeyler tabii. Evet, ben de pek görmek istemem. Bu çok ilginç. Güneydoğu Asya'da kuş yuvalarından aldıkları, o kuşların topladıkları malzemeleri yuva yapmak için ve onların salgıladıkları bezleri ağızlarından çıkan o malzemeleri toplayıp çorba yapıyorlar. Çok pahalı bir yemek. Bölgeye özgü bazı mağaralardan gidip o kuş yuvalarını buluyorlar. Her kuş yuvası da olmuyor. Ve sırrı ne bu yemeğin? Genç. Genç tutuyor sizi. Bu da böyle sihirli bir sözcük değil mi? Hepimiz böyle enerji veren, bizi genç tutan besinlerin peşindeyiz. Var mı senin de öyle bir önereceğin besin bize, bizi genç tutacak? Olabildiğince doğal beslenmek. Doğal beslenmek. Bol bol su içmek. Su, ay, tamam ben hemen içiyorum suyumu sağlığımıza. Su hepimize. Bugün de çok az içtim. Şimdi Avrupa'ya geçiyoruz. Hani hep böyle uzak doğudadır ilginç yemekler ama Avrupa'da, İngiltere'de de bunu yapıyorlarmış. Bakalım denk düştü mü? En çok Finlandiya, İsveç ve Norveç'te kahvaltılık bildiğimiz krep ama hayvan kanıyla yapılıyor. Blood pudding tarzı. Black pudding. Evet. Yedin mi? Ben yemedim. Çok yemedim. Yiyebileceğim şeyler değil. Evet. O tarz değil. Şeyler. Hangi hayvanların kanı o kadar da incelemedim. Domuz muhtemelen. Evet. Çin'de akrep çubukların üzerine geçirip bunu da kıtır kıtır yiyebiliyorsun veya çorbaya koyabiliyorsun. Şimdi ilginç, hepsi ilginç esasında da eşek arısı kurabiyenin içinde. Japonya'da çokça kullanılan bir besin. Önce arıları suda haşlıyorlar, sonra kurutup kurabiyenin içine koyup öyle pişiriyorlar. Protein değeri çok zenginmiş. Ve sonra marketlerde de tadam böyle alabiliyoruz bunları. İlginç, kurabiyeleri. Toplum olarak yiyeceğim alışkanlıkları varmış. Evet, geldik. Timsah. Bangkok ve Tayland'da çok meşhur, sevilen bir et timsah. Birazcık bize doğru geliyoruz. Yavaş yavaş. Karavulli. Evet, gözdesi. Burada. Aynen. Cilde çok iyi geliyormuş. Bu. Kremleri falan da var çok fazla zaten. Bir de akciğer detoksu. Da iyiymiş. Bu da Fransa'da nasıl servis edildiğini görüyoruz. Onun. Birazcık biz bu kadar şeyden bahsedince böyle çirkin, bana göre çirkin, farklı. Çirkin demeyeyim de çok farklı yemeklerde kalmayalım. Sevdiğim yemekleri de getirdim. Bulgur köftesi var. Hani yılbaşı şeyidir, hindi şeyimiz var. Bir tane de tatlı ama seni de düşündüm. Sütlü tatlı getirdim, kazan dibi. Güzel, aynen. Kazan dibi bence en güzel fotoğraf bu. Hepsi içinden. Bunu yerdim. Evet. Aynen. Yaşasın. Şimdi senin isteme gecen falan, elimde kahve fotoğraflarım var. Onları böyle birazcık daha sonra saklıyorum. Tamam. Spordan bahsetmek isterim, hareketten tabii bahsetmek isterim ve aradaki dengeyi. Programdan önce bana şöyle bir şey söyledin sevgili Emine. Bütün gün spor yapsan da gene yemeği de kısmak zorundasın. Halbuki ben şey düşünürüm, hani çok hareket, her gün spor yaparsak falan daha özgürce de yiyebiliriz.
Şimdi şöyle, tabii özgür çok geniş bir kapsam. Tabii ki birazcık daha fazla yeme şeyimiz olabilir ama zaten en başta yaptığımız yanlışlardan biri yiyebilmek için spor yapmak ya da işte zayıflamak için spor yapmak. O şekilde başlanan spor aktiviteleri maalesef günün sonunda sona erer. Yani ben hayat boyu hep spor yaptığım için 12 ay çok net gördüğüm bir şey var. İşte Nisan ayında spor salonları, sahalar, havuzlar dolmaya başlar. Hı-hı. Ağustos sonu, Eylül dediğimi herkes kaybolur. Hı-hı. Ondan sonra niçin işte her yaz ben tekrar kilo vermek zorunda kalırım? Çünkü işte o alışkanlıkları elde etmeyiz. İçten gelmez o bir spor yapma isteğimiz. Hı-hı. Çok güzel iki şeyi birleştirmişsin burada. Hem temizlik hem de dalıyorsun. Aynen, maalesef denizlerimizde, çevremizde çok pis. Birazcık katkımız olsun istedik. O 1 Eylül Dünya Temizlik Günü'ydü. Ne kadar dalıyorsun? Denizde aran nasıl? Ne kadar yüzersin? Önceden triatlon yaptığım için haftanın 3-4 günü yüzüyordum. Şu an yazdan yaza dalarım. Benim eşim dalgıç esas. Tüpsüz dalıyoruz biz. Yani 20 metreye dalmışlığım var en fazla Limasol'da geçtiğimiz yıl. Güzel. Fena değil evet. Güzel, evet. Koşu, yürüyüş, doğadayı tercih ettiğini fark ettim. Evet, benim için spor her zaman genelde, yoga hariç, açık havadadır. Haftanın 2-3 günü koşmaya çalışırım mutlaka. Ne kadar koşarsın ve koşmayı ne kadar önerirsin? Yani 8-10 kilometre arası koşarım. Yarış varsa 15-16-17'lere kadar çıktığım olur. Koşmayı bence herkese öneririm. Herhalde bir sıkıntısı yoksa fiziksel olarak tabii doktoruyla görüşmesi lazım insanlara. Ama acele etmemek lazım. Bazı insanlar koşucudur doğuştan, bazıları değildir ama herkes koşabilir. Koşabilir, evet. Birazcık sabredip uğraşmak lazım. Kaydığını da gördük. Maşallah, tahtaya vurayım. Her şey var. İlk ve son kayak denememdi. Öyle mi? Evet, çok, bir daha nasip olmadı. Gidemedik, Uludağ'daydık. 3-4 yıl önce herhalde. Çok keyifliydi. Yine çok yapmak keyifliydi. İsterim yani. Sevgili Emine, biz seninle daha önceden anlaştık programa. Seni konuk almak istiyorduk ama bir kazacık geçirdin. Evet. Burnunu da çok güzel görüyorum bu arada. Teşekkür ederim. Biraz şiş hala ama. Evet. Kırdın burnunu. Aynen. Çok geçmiş olsun Teşekkür canım. Teşekkür ederim. Gene doğada görüyoruz seni. Evet, burası da Montenegro Karadağ'dı. Ben böyle gittiğim yerlere sporumu da götürmeyi severim. Hani işte tatildeyim, o yüzden hareket etmeyeyim. Bana göre bir şey değil. Oralarda daha çok vaktim olur diye. Genelde her sabah erken kalkıp bir şeyler yapmaya çalışırım. Yaparsın. Halbuki genel olarak mı diyeyim yoksa sadece bende mi acaba? Şimdi bunu fark ettim. Belki de sadece bendedir. Mesela yılbaşıdır. Hadi bu özel bir gündür. Yiyelim. Bayramdır. Hani geç kalkalım. İşte spor yapmayalım ve tatlıyı da yiyebiliriz. Hani böyle tatildeyim ya da tatildeyken hani farklı şeyler yapabilirim, düzenimi bozabilirim gibi bir... Aslında çok normaldir. Benim hayatım biraz daha iş ve tatil kadar ayrık değil. Benim iş günlerim de biraz bana bağlı, tatil günlerim de diye. Ben istediğim gibi oynayabilirim. Ben tatildeyken de çalışırım zaten gibi bir durumum var. Ama çok normaldir. Mesela işte son bir haftadır aslında herkes tatil modundadır. Evet. Herkes yemek ister. Normaldir. Sadece abartmamamız lazım. Yani yeni yıl haftası yılda bir kezdir. Tabii ki sevdiğimiz şeylerden yiyebiliriz ama günün sonunda bize 2-3 haftalık diyet programlarına patlamasın. Evet. Sonucunda odur önemli olan. Ama ne kadar da çabuk kilo alıyoruz ya. Evet, almak daha kolay çoğumuz için vermekten. Çoğumuz için evet. Görüyorum ki yoga. Evet, yeni favorim yoga. Kesinlikle bence sadece bedene değil ruha da çok iyi gelen bir şey. Zihin ve ruh. Evet. Hani bu sürekli her yere koşuşturduğumuz şu günlerde. Evet. Yavaşlamak için güzel. Çok güzel yazmışsın burada. Bir saat koşmuşsun, sonra da yoga yapıp daha da rahatlamışsın. Aynen. Birleştirmeyi severim. Dediğim gibi triatlondan geldiğim için ben arda arda 3 branş yapılan bir spordu. Evet. Arda arda yapılan şeyleri severim. Kilo vermek istiyorsak sence en iyi spor hangisidir? Bir diyet programımız var. Sürdürebileceğiniz ve sevebileceğiniz bir spor. En önemli şey sürdürebilmek yani. Aynen öyle. Yani bence zorla yapılan hiçbir spor kesinlikle iyi değil. Her şey olabilir. Yani koşu olur, yürüyüş olur, yüzme olur. Yani bisiklet olur, tenis olur. Neyi severseniz salona gitmek olur. Herkesin gerçekten çok farklıdır neyi sevebildiği diye. Ama hayatımızda sürekli olması gerekir onun. Olması gerekir ve zorla gitmeyeceğiniz bir yer olması gerekir. Evet. Yani işkence geliyorsa size o değildir sizin için. Şimdi çok farklı da şey beslenme programlarını görüyoruz. Hani bir Dukan diyeti denilen böyle protein ağırlıklıydı. İşte Canan Karatay asla ekmek hiçbir türlü yemeyin falan gibi bir şeyler var. Sonra biraz böyle değişik farklı oruç mantığında uzun süre aç kalmak özellikle geceyi falan filan gibi. Ne düşünürsün?
bu kavramlarla bence ilgili? Bence bunları denemek isteyen her birey mutlaka önce doktora, sonrasında da diyetisyenine danışmalıdır. Çünkü zaten atıyorum mesela işte aralıklı oruç dediğimiz hani 8 saat yiyip işte 16 saat aç kalma gibi diyetler veya işte öyle mi ketojenik hani karbonhidratın minimalde ve aslında meyvenin de sıfırlandığı diyetler gibi diyetler bunlar gerçekten bu işin profesyonelleri takibinde yapılmalı. Bir de İngilizce'den direkt çeviri olacak ama hani tek bir size işte tek bir beden herkese uyumaz denilen bir değişim. Hepimizin kilosu farklı olacak. Onu hem bir kabul kilo, et. Hem yeme tarzımız. Mesela siz aralıklı oruçla çok güzel kilo verebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki bu beslenme şekli bana harikadır. Ama mesela benim reaktif hipoglisemim olabilir ve bu bana hem kilo artışı olarak hem de inanılmaz yorgunluk, sinirli hali, ajitasyon gibi şeylerle geri dönebilir. O yüzden hani böyle gözümüz kapalı her gördüğümüz yeni diyet trendine atlamamamız lazım. Evet. Dediğim gibi önce temelde aslında çok basittir formül. Hareket edip dengeli ve yeterli beslenmemiz lazım. Yani çok farklı diyet türleri var evet. Ama herkesin bedenine, vücuduna iyi gelen şey de gerçekten farklıdır. Diyetisyen yardımı alarak aslında bize iyi gelen şeyleri bulmamız lazım temelde. Bize iyi gelen şeyleri. Ve en büyük sorun da bence bunun sürekliliği. Kesinlikle. Devam etmesi aynen, yani aynen. O. Hani ne kadar vazgeçebiliriz ki artık alışmışız yani o şekeri tatmışız, onu yemişiz. Yani ben şeyi biliyorum hani eve gidip o pastadan yemek için daha hızlı gittiğimi ya da işten daha erken çıktığımı falan biliyorum yani. Hani o, ya da uykudan kalkıp da işte dolaba gidip onu ısırmak istiyorum, yemek istiyorum yani onu yiyince bir tatmin. Bunun çok sebebi var aslında hani işte evrimimiz süresince işte tatlı tatlara olan eğilimimiz bir, çocukluk dönemindeki alışkanlıklarımız, bir de yiyeceklerle kurduğumuz etik veya işte duygusal bağlar. Yani şu an aslında kilolu insanların en büyük problemi yemeği çok sevmeleri değil, rahatlamak için duygusal olarak yemeleridir. Yani orada da işte psikologlar, terapistler devreye girer. Ayrıştırmamız lazım gerçekten ne zaman açız, ne zaman sıkıldığımız için yemek isterik ve ne zaman biri kalbimizi kırdığı için yemek isterik. Yani çok gerçekten geniş bir alandır bu ve üzerinde çalışılması gerekir. Bir... Annem çok güzel yemek yaptığı için odur bence suçlu. Hep evde çok güzel yemekler var. Mesela, tabii ki bu da hazır yani o yemekler olabilir. Mesela. Evet. Çok çeşitli, çok güzel yemekler var orada. Ve bir gelen can çeker. Alışkanlık var. Belki de evde bazı şeylerin olmaması mı gerekir? Almamak mı gerekir? Bazı durumlarda evet. Biz hep şey deriz aslında sağlıklı beslenme alışveriş sepetinden başlar. Yani evet. Siz sepete işte çikolatadır, şaraplardır, çipslerdir koyarsanız ve bilirsiniz ki eve geldiğinizde bunların hepsini bir oturuşta yiyeceksiniz. Yani bu alma. Almayın. Aynen öyle. Ama hep işte sebzedir, meyvedir, odur budur canınız çekse bile çok büyük ihtimal üşeneceksiniz gecenin bir tarafı markete gitmeye. Aynen. O yüzden evet. İşte elma varsa elma yiyeceksiniz. Ha bu demek değildir ki hayat boyu çikolata yemeyeceğiz. Yani bu da yapılan bir diğer mantıktır. Kişi geliyor, evet ben çok sıkı diyete girmek isterim. 2 ay boyunca ağzıma tatlı koymayacağım. Yani bence bu yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Çünkü belki tatlıyı seviyor kişi. Niye yemesin ki? Sen nasıl hazırlan diyet listelerini? Yani var mıdır işte bir... Kişiye bağlı tamamen. Yani ben tamamen karşı tarafa odaklı giderim. Hayat tarzlarını anlamaya çalışırım. Zaten ilk görüşmem 45 dakika 1 saat arası alır. İşte neleri severler, neleri sevmezler, kan tahlillerine bakarız falan. Onun üzerinden ve her hafta aslında onların verdiği geri dönüş, işte feedback'a göre de listeleri değişir. Çünkü ben hep söylerim yani ben yol göstereceğim. Bu kişinin kendi listesidir. Ve onun bana yardımcı olması lazım ki sürdürülebilir olsun. Listelerin nasıldır? Yani böyle günlüktür. Günlüktür. Yani. Her gün sabah bilir işte kahvaltısı, öğle yemeği falan filan ne yiyecektir. Ben daha iyi işe yaradığını gördüm bugüne kadar. Onun için günlük, öyle yapardım evet, genelde. Günlük bilmek daha iyi doğrudur. Aynen. Evet şimdi birazcık özel hayata doğru geliyorum. Tamam. Çok güzel tatlılar yaptın, salatalar da yaptın, yemekler yaptın. Kahvede nasıldın? Başarılı mıydın? Ben kendim denemedim bu kahveyi. Ama biraz daha fazla acı yapabilirdim dedi deneyen arkadaşlara. Şimdi bilmem. Sevgili Emine seni istemeye mi geldiler evet, o gece? Evet aynen. Eşin, aynen. Ailesi eşi evet. Geldiler. Sen mutfaktasın kahve yapıyorsun ve geleneği bozmadın. Aynen. Karabiber, tuz. Kırmızı biber var mıydı? Yok koymadım. Yoktu. O kadar yapmadım. Ve bu telaşın içerisinde güzel tatlı telaşını fotoğraf da çektim ve bunun da fotoğrafını da. Evet işte Ayşe çekti onu sağ olsun. Her an hazır her yerde fotoğrafımızı çekmeye diye.
Sonuna aynen. kadar içti mi eşin kahveyi? İçti. Evet, içti. Evet. Asla onu herhalde göze alamazdı o her şeyi. Sergiye falan bulunmadı. Gelirken onlar sana çikolata getirdi mi? Balık getirdiler. Neydi balık? Açıkçası hatırlamam. Hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Onları babama vermiştik direkt. Bu da o güzel günden. Aynen. Evet. Nikahımızdan bir kare. Bir aile fotoğrafı da göstereyim. Evet, annem ve babam. Burada. Kaç yıl oldu evleneli? Bir yıl olmadı daha. Ha, çok çok daha yeni. Evet. Şubat'ta bir yıl olacak. Akşam yemeklerini yapıyor musun? Akşam yemeği olarak? Yani %80 eşim yapar açıkçası. Hı hı. Balık mı? Yok, ben balık tüketmem işte çok artık, çok fazla. Onun için genellikle ayrı olur. O kendine işte et tavuk falan yaparsa bana sebzeli bir şey vardır. Ya veya işte ben ona tavuk yaparım, sebzeli bir şeyler de hazırlarım. Hı hı. Benim çalışma saatlerim daha uzun, o biraz daha evden çalışır montaj falan yaptığı için diye. Hani onun daha çok vakti var, öyle paylaşıyoruz, şeyimiz yok yani. Dışarıya çıktığınızda sorun olur mu yemekler? Ya, çok olmaz aslında. Yani genelde zaten meyhane tarzı yere gittiğimizde benim etlerimi de eşim yiyor. O yemezse arkadaşlar var zaten etrafta, evet. Onlar yer falan. Bir ortak nokta. Salatalar, yoğurtlar aynen, falan. Çorbalar. Evet, çorbalar. Zaten. Evet. Aynen. Bu da bir doğum gününden pastanın büyüklüğü dikkatimizi çekti. Bu annemin doğum günü. Evet, herhalde hatırlamıyorum geçtiğimiz önceki yıl mı falan. Ama bir cupcake alınmış yani. O da Allah bilir ikiye bölünecek şimdi. İş arkadaşları da verdi. Ama zaten o gün çok pasta yemiş çok büyük ihtimal. Arkadaşlar aldı, akşama tekrar kesilecekti falan. Bu sadece hani sembolik. Evet, sembolik bir kutlama pastaydı. Bir de böyle bir şeyimiz var bizim. Yani birini davet ettiğimizde yemeğe davet ederiz. Hı hı. Özel bir şeyler pişiririz. Yemezse üzülürüz. Hı hı. Hafif aynen. bir böyle sitem de yaparız orada. Senin için özel yaptıydım. Aynen. Yememişsin falan. Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Yani ben karşı tarafı üzmek istemem. Gerçekten gitmiş özenle almış. Yemeğe davet etmiş. Tabağı yiyip bitirmezsek ayıp olmaz mı? Şimdi hayır demeyi öğrenmek lazım. Bu bir. Bence zaten genel olarak hayatta hayır diyemeyen bir toplumuz çok şeye ve bence bu bizi çok büyük ölçüde mutsuz eden bir şeydi. İstemediğimiz şeyleri yapmak. Ben en son danışanlarıma şeyi öneririm. Mesela hamile bir tane danışanım var ve kız hani kilo alır ve almaması gerekir o kadar. Ve işte sana yaptım anneme, sana yaptım teyzeme. Dedim de ki doktor dedi ki daha fazla kilo alırsan bebek için rahatsızdır. Yani bazen beyaz yalanlar söylemek gerekir. Ve işte midem bozuk, işte ne bileyim alerjim var, işte üşüttüm gibi şeyler. Bunlar beyaz yalandır ama... Yani sen yemeği çok güzel yaptın ama ben yeme durumunda değilim, rahatsızım. Aynen, aynen öyle. Kişi o zaman kendi üzerine almaz. Çünkü şeye kadar gider yani bu. Sen benim evimi temiz bulmuyor musun? İşte o yüzden mi yemiyorsun falan filan gibi sorularla karşı karşıya kaldığım durumlar oldu. Ben sanırım bu işte kendimi iyi geliştirdim. Bir de insanlar zaten şey muhabbeti var. Herkesi tartı ölür. Sen yemezsin herhalde. Ama senin mesleğin itibariyle yani diyetisyensin. Ama aslında ben tatlıyı çok seven biriyim. Eğer sevdiğim bir tatlıysa hani yemek istiyorsam o saat yiyorum ama zaten ondan sonra artık böyle hani yesem yemesem mi gibi şeyler de olduğu için ama evet hayır demek önemli. Genelde danışanlarının sorunu nedir? Kilo vermek mi? Belli bir hastalıktan ötürü? Kilo vermek. Tabii kilo vermek. Yani kilo vermek doktor... yani sağlık için mi yoksa işte kolesterolü var? Estetik genelde. Estetik genelde kaygımız. Şeyler için kaygımız. Kadın mı erkek mi? O %80 kadın. Evet daha fazla kadınlar. Çünkü bence medyadan da daha çok baskı var. Sosyal medyadan şu an kadınların zayıf olması gerektiği üzerine. Ve hepsimiz sanki zaten manken vücutlarına sahip olmamız gerekirmişcesine yaşarız. Ve bu özellikle genç kızların ciddi yeme bozukluklarına iten bir şeydi. Evet ama tabii bu konuda bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok. Sosyal medyada, medyada çok büyük ekmek. Şeyde biliyorum ki bazı okullarda kantinlerle de ilgili çalışmalar yaptınız. Hani okulda da, sınıflarda da küçükken de iyi, sağlıklı şeyler yesinler diye. Nasıl geçmişti o proje? O birazcık zordu çünkü Kantinciler Birliği diye bir birlik var. Tabii ki onlar da kazanç sağlamak isterler tatlı olarak. Tabii diğer tarafta Eğitim Bakanlığı var, onlar da bir şeyleri değiştirmek ister. Aslında biz sadece yol gösterici olmak istediydik. 3 yıllık bir projeydi zaten. Hı-hı. Sadece bir yılında buna değinmiştik. Evet. Ama hani şeyi görmek çok ilginç, farklı okullarda farklı sosyoekonomik gruplardan gelen insanların farklı bilgi seviyeleri ve aslında hani bazı insanların biliyor uygulamazken diğerlerinin aslında bilmedikleri için uygulamadıkları çok ilginçti. Bilirse farklı uygulayacak. Aynen, evet. Aynen öyle. Güzel yani bir farkındalık yaratmak ve orada bir ses çıkarmak kesinlikle, önemli bir şeydi. O projede çalıştığın sevgili Süreyya sana bir mesaj yolladı bugün programa. Öyle mi? Onu sana göstermek isterim.
Emine bizim çalışmayı ve vakit geçirmeyi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Onu çok seviyoruz. Aa. Çok seviyoruz. Ben de onları. Çok keyifli bir projeydi gerçekten. Onlar şimdi beraber çalışır hala. Çok mutluyum o yüzden de. Ama çok keyifliydi gerçekten. Biz yazıştık sevgili Süreyya ile. Tanır mısın Emine'yi? Oo, süper tanırım. Aa, evet falan videosunu ben çekeceğim, ben yollayacağım. Teşekkür ederim çok. Kendisine buradan, Melisa'dan. Biz de çok çok teşekkür ederiz her ikisine de. Aynen. Sen peki sokağa çıktığında kilolu buluyor musun? Kıbrıs'ta yaşayanları, halkı. Bilmiyorum, böyle bir araştırma var mı? O yüzden yoklu düşünerekten hani sana soruyorum. Emin değilim. Açıkçası yapılmaya çalışırdı. Özellikle çocuklar üzerinde. Hı. Ben galiba çok etrafıma bakan biri değilim dışarı çıktığımda. O yüzden emin değilim. Çok aşırı kilolu insan görmem. Ama bu şey demek değildir. Biz bunu eşimle çok tartışırız. Bu kilolu insan olmadığı anlamına gelmez. Belki kilolu insanlar dışarıya çıkmak istemez veya bizim çıktığımız yerlere gelmezler. Olabilir. Veya mesela ben gece çok fazla dışarı çıkan biri değilim. Genellikle gündüz çıkarım. Belki gündüz o insanlar evdedir. Ama her toplumda olduğu gibi tabii ki bizde de kilolu olan veya olmayan kişiler vardır yani mutlaka. Evet, ama yani genelde hani o kadar aşırı da kilolu değiliz. Yani bir Amerika gibi değiliz. Amerika, evet, yani Amerika'da sokağa çıktığında hani o kiloluları daha fazla görürsün, öyle değiliz. Değiliz. Yemek kültürümüzle ilgili ne düşünürsün? Hani şimdi böyle daha da karıştı. Hani işte suşiler de var ama pizzalar da var. Hı-hı. Ama işte şeyde ekmek kadayıfı da var, ceviz macunu da var. Bence Türk mutfağı, Kıbrıs mutfağı dünyadaki en iyi mutfaklardan biri. Benim için sonrasında da İtalya gelir. O yüzden hani kültürel açıdan bence çok zengin. Bulgur köftesi iyidir diyorsun. Yani sevene iyidir. Ben hayat boyu hiç sevemedim. Ama yani diğer yemeklerimiz çok güzel. Eminim onun da tabii ki çok seveni vardı. Ben severim yani. Afiyet olsun. Bence sağlıklı bir şeyden. Yani içinde maydanoz var. Kızartılır ama. Hem de bayağı kızartılır. Ama tabii ki ara sıra tüketilebilir. Şu an benim maalesef hani moralimi bu karışan, bu karışan dediğiniz işte suşiler, fast foodlar falan en çok moralimi bozan benim kişisel olarak. Maalesef artık çocuklarımızın dışarıdan yemeğe alışık olmaları ve ağız tatlarının bu yönde değişmesi ve evde annelerinin yaptığı yemekleri sevmemeleri, beğenmemeleri ve yememeleri. Hı hı. Bu zaten aslında obezite için zemin hazırlar. Amerika bunu yıllar önce yaşadı, Avrupa 10-15 yıl önce yaşadı, Kıbrıs'ta şu an yaşar. Ve eğer ki bunun önüne geçmezse, gerek aileler, gerek artık bilmiyorum kimse, geçebilecek olan bizler veya işte bakanlıklar, bizim sonumuz da Amerika'dan farklı olmayacak. Sadece işte bir 50-60 sene arkadan gideriz biz. Nedir o fast food'daki lezzet ki onun peşinden gidiyoruz? Onun bir karışım kokteyli var ve hemen hemen her şey de aynıdır. Zaten dediğim gibi ben çok fazla deneyimlemiş biri değilim bu tatları ama işte bu hazır noodle'lar olsun, işte Chicken Planet'ler, ne bileyim Burger City'ler, Burger King'ler, McDonald's'lar, KFC'ler, neyse fast food adı. Fast food dediğimiz genel bunların aşağı yukarı aynıdır tatları ve ağzımızda bıraktıkları tat da aynıdır. Yedik sonra yemek isterek ve bağımlılık yaratır. Ve aslında gerçek yemeğin tadını unuturuz ve işte o yüzden çocuklar artık sebzeye de falan olur, sebzeyi sevmezler. Yani benim 19-20 yaşında danışanlarım var, sebze yememek için önümde ağlarlar. Çünkü sebze tadına alışmamışlar. Çünkü her gün derler mesela Emine abla biz dışarıdan yerdik. O ona tat gibi gelmiyor çünkü tat alma duyusu değişti evet, artık. Tabii ki aileleri de anlarım, artık herkes çok yoğun çalışır. Eskisi gibi ev hanımları evde yemek pişirsin, baba çalışır değil, artık kadınlarımız da çalışır. Evet. Ve yani gerçekten hani bir yemek hazırlama sıkıntısı var. O yüzden çocukların cebine para verilir ve bu çocuklar dışarıdan öğlen akşam yemek yer. Ve maalesef bu şekilde giderse yani kakatecenin sonunda iyiye gitmez. Evde yemek yiyelim yani, ev yemeği yiyelim. O zaman yiyelim. Evet, dışarıdan da yiyeceksek ev yemeği. Aynen, daha ızgara, daha salatamsı, hı-hı, ne bileyim ev yemeği tarzı şeyler. Şeyleri tercih edelim, evet. O ana başlıkta sağlıklı olmak yani sporda da ye, o yediğimiz şeylerle de. Evet. Ve yavaş yavaş programın sonuna geldik, hı hı, sevgili Emine. Bu bölümde de sana bazı kelimeler soruyoruz ve tamam, kısa sorucuklarımız var. Okay. Bunu yapmaktaki amacımız da seni birazcık daha yakından tanımak, birazcık da eğlenmek. Tamam. Hazırsın, başlayalım. Hazır. Başlayalım. İlk sözcük. Kıbrıs. Ev. Başarı. Çok çalışılması gereken bir şey. Makarna.
Olmasa da olur. Umut. Her daim olmalı bence. Adalet. Keşke daha fazla olsa. Deniz. Olmazsa olmaz. Yoga. O da aynı şekilde olmazsa olmaz. Yeni yıl. Hepimiz için güzel olsun. İnşallah. Bir şey. Noel Baba. Çocukluğum. Aşk. Bence o da olmazsa olmaz. Bin bir konu, bin bir konuk. Çok keyifli bir program. Gerçekten. Şu anda nerede olmak isterdin? Yani şu an Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta olmak güzel herhalde. Çok güzel. Kiminle tanışmak isterdin? Geçmişten bir yazar, bir yönetmen, bir oyuncu, bir bilim insanı. Şu an aklıma gelmedi sanırım. Bir şef. Bugün hayatta olan birisi de olabilir. Evet. Çok sıkı takip ettiğim biri var Instagram'dan. Bütün arkadaşlarım bilir. İsveçli bir kız. Yani Deler diye. Muhtemelen onunla tanışma fırsatım olsaydı tanışmak isterdim. Çok sempatik buldum. Ne yapar? Biri. Kendisi aslında moda ve hani yaşam tarzı blogeri ama çok samimi bulduğum biri. Evet. Fotoğraflarını da çok beğendiğim biri. O yüzden tamam, hani... Ben de bakayım şimdi. Bakın, tanışma şansım olsa tanışmak isterdim. En sevdiğin yemek? Pizza. Sabah uyanınca ilk olarak ne yaparsın? Kahvaltı. Oo, güzel. Kahvaltıda neler var? Genellikle yulaf. Yulaf. Yumurtayı nasıl bulursun kahvaltıda? Yumurtayı da severim ama her sabah vakit olmaz. Evet. Diye. Ve geldik son sorumuza. Teşekkür etmek mi yoksa özür dilemek mi senin için daha değerlidir? Bence teşekkür etmek. Çünkü bence özür dilemek bir şeyi tekrar yapmayacağımız anlamına gelir. Ve büyük bir sorumluluktur. Birinden özür dilerken bence çok düşünmemiz lazım. Ve hani özür dileyip başkası aynı şeyi yaptığında da hani o özrün değeri kalmamış olur. Ama bence teşekkür etmek daha pozitifti. Evet. Zaten ve ben arkadaşlarım hep çok güler. Hani her cümlenin sonunda onlara teşekkür ederim diye. Ama bence lütfen ve teşekkür iki sihirli sözcüktü. Ve bence çok fazla kullanılmalı. Gerçekten sihirlidirler. Aynen. Sevgili Emine, bugün bize zaman ayırdığın için çok çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Seni yorduksa da özür dileriz. Ne demek? Hiç ama seni bırakmıyoruz. Tamam. Bizim böyle bir anı defterimiz var. Bugünün anısına seçeceğin renkli kalemle bize bir şeyler yazmanı rica ediyoruz. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, here we go. And stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame.